Merhaba. Bugün cumartesi günü evdeyiz. Normalde biz bu saatlerde evde ders çalışıyorduk. Ama bugün cumartesi, bugün ders yok. Ne kalıyoruz ama yanlış mı? Melis çok sevdi evde ders yapmayı. Biraz kağıt çıkarttım, kağıtlarda yapıyor dersini. Biraz da bilgisayarda yapıyor. Bilgisayarda böyle matematik falan yapıyor. Hayır. Hesaplama yapıyor. Onları çok seviyor. Çocuklar işte hava almak için sürekli bahçeye çıkıyor. Günde birkaç defa bahçeye çıkıyorlar. Havalar da güzel. Güneş açıyor. O yüzden bahçeyi birazcık daha erken temizliyoruz. Normalde hani bahçe yapmaya başladığımda temizliyorduk her zaman ama. O yüzden çünkü normalde şimdi gündüzleri okuldalar. Okuldan sonra arkadaşlar da oynuyorlar. Bahçeyi yapmaya başlarken böyle Mayıs'ta tekrar temizleriz. O zaman çiçek mi çekti alırız inşallah. Dünyadaki durumlar o zaman daha iyi olur. Daha 2 ay var bakalım. Öyle ama. Bu günlerden yine temizlik. Öğlen yemeği yapacağım şimdi. Kep yapacağım. Kep yiyelim. Onlar bana var. Bunlar eski. Bunları ayrı tutuyorum. Ayrı bir yere veriyoruz. Öyle çöp atmıyoruz. Sildim değil mi? Buraları kamerada çıkmıyor ama 2 gün oldu. Ve tekrar böyle... Aha bak. Tekrar parmak izleri. 2 gün oldu. Evde çocuk varken ne kadar temizlik yaparsanız. Yani ertesi gün yine aynı böyle. Yumurta, birazcık tuz, bir bardak süt ve bir bardak un. Bu kadar. Tamam, Mert apostrof, tamam. Tamam. Mert pekmezli yiyecekmiş, elmalı pekmezli. Rekorda bastım sandım ama çekmemiş. Böyle organik elma pekmezi. Çocuklara bunu sürüyorum. Böyle bir krebin yarısını sürüyorum. İp geçirecekler böyle bunlara. Şöyle. Çek alttan. Çek alttan. Onun da boğufu. Şimdi yine ip nerede? İp nerede? İp takip et. İp altta. Bak ip altta. Bizde muçe ve falan boğufu. Onda ne boğufu? Muçe tavfuhu. Ya ipi takip et. İp neredeyse öyle gideceksin. İp altta kaldıysa alttan yukarı gideceksin. Yeah, çok hortat. Hıtso. Bakayım. Ya. Bak alttan şimdi alttan yukarı çıkacaksın. Veytik. Okay. Mert'i çaktı olayı. Azim diye üstüm. Veytikli bir vardı. Hı hı. Hoş. O kadar yaladın ki. Bu arada bunlar şey plastik. Yani öyle şey değil. Ucu öyle sivri falan batmıyor yani plastikten. Ben de geçenlerde çatıyı temizlerken şunu buldum. Bu bir ışık. Bunu ta biz eski evimizde, bir önceki evimizdeki çiçek mağazasından almıştım. Melis daha işte küçüktü, Mert bebekti gezerken. O yapmışsın ya. Ben de bunu bir vazonun içine koyayım dedim. Güzel olur diye. Oldu. Bunun arkasında şey var. Oldu mu?
Bunu da şarja takmıştık. Dolmuştur. Evin etrafını gezeceğiz. Çocuklar bisiklet sürecekler. Güneş gözlüklerimizi aldık çünkü güneş dışarı soğuk. Ama güneş açıyor. Çık bakalım. Mert'in bisikletinde bir şeyler oldu ama. Ne oldu? Evet. Bakayım ne oldu? Dur az bir saniye. Şu mu değiyor? Yavuz değiyorsa da kap. Ya bir şey değiyor. Bir tur attık. Melis'in arkadaşın annesini gördük yolda. Onunla biraz sohbet ettik. Arabanın içindeydi. Markete konuşuyorduk. Annesi tam arabaya binmişti. Markete gidiyordu. Bizimle karşı karşıya geldi işte. Biraz sohbet ettik. Onlarda da durum aynı işte. Sadece çocuklara hava aldırmak için dışarı çıkıyorlar. Ya da markete. Zaten diğer mağazalar hep kapandı. Oh, mis. Hava aldın. Güzel miydi? Bahçe temiz oldu değil mi? Gebeyim sıfırlıksa. Ya. Nerede kırmızı olmuşum? Ya soğuktan yanaklar kırmızı olmuş. Ne oldu Mert? Eşi dünlü, eşi dünlü okulada. Ya iden kötü. Ya okay. Yemeğe başlayacağım ben de şimdi. Köfte yoğuracağım ilk önce. Şöyle göstereyim. Neler koydum içine. Kıyma var, kimyon. Bir tane büyük soğan rendeledim. Rendenin en küçük yerinden. Burada galeta unu var. Yumurta. Bir de içine şimdi maydanoz doğrayacağım. Ha birazcık da sarımsak var içinde. Söylemişim zaten Yasemin'in baby shower'ı iptal oldu maalesef. İnşallah doğumdan sonra newborn parti, yeni doğan partisi yapabiliriz. Baby shower yerine. Öyle diye umuyorum. Ama bakalım çünkü şu an doğum hakkında kurallar o kadar değişti ki aslında Yasemin beni de çok istiyordu yanında doğumda. Ama artık bu mümkün değil. Çünkü sadece bir kişi olabiliyor yanında. O da tabii ki eşi olacak. O yüzden maalesef ben yanında olamayacağım. Hatta bebek doğduktan sonra bile biz göremeyebiliriz. Öyle diye söylüyorlarmış. İşte kimseyi yanınıza yaklaştırmayın diye. Bu tabii ki üzücü ama sağlık her şeyden önemli. O yüzden mecbur yapacağız. Bebek bekliyorsanız bu dönemde gerçekten Allah güç ve sabır versin. Çünkü çok zor yani. İşte o bana hediye gelen stoku bebek arabasını vereceğim. Yarın gelip alacak. O yüzden şeyi de çıkartacağım. Daha önceki bebek arabasında şey de gelmişti. Bebek yatağı da gelmişti. Otağı arkada onu çıkartacağım bu akşam. Yarın komple set olarak ne kadar aksesuara varsa hepsini vereceğim işte Yasemin'e. Sizde nasıl geçiyor bu evde kalma günleriniz? Birazcık da yorumlarda bana bildirseniz ben de sevinirim. Ben de okuyorum çünkü hepsini. Neler yapıyorsunuz? Çocuklarla nasıl vakit geçiyor? Ben çocuklara şey yapmıyorum. Bu arada bir yorumda işte okumuştum. Çocukları nasıl oyalıyorsun falan diye. Zaten artık sabahları ders yapıyoruz. İşte kahvaltıdan sonra masaya otururuz. Ders yapıyoruz. Ders ancak bittikten sonra çocuklar işte öğlen yemeği, biraz bahçede oynuyorlar. Kendi istedikleri gibi takılıyorlar. Ama illa böyle hani sürekli şey de yapmıyorum onu. Zaten bu günlerden önce de yapmıyordum. Hani çocuklar sıkılabilirler. Yani ben sıkılmalarına karşı değilim. Bence çocukların sıkılması çok çok sağlıklı bir şey. Bazen geliyorlar yanıma. Melis Hanım'a geliyor diyor ki anne ben sıkıldım. Dedim oh ne güzel ne kadar lüks bir şey bu sıkılmak. Keşke ben de sıkılabilseydim diye. Ondan sonra işte 5 dakika 10 dakika böyle koltukta yatıp yuvarlandıktan sonra
yapacak bir şey buluyorlar. Yani böyle hayal şeyleri oynuyorlar. İşte biri prenses oluyor, birisi düşman oluyor. Sonra birbirleriyle böyle şey yapıyorlar. Yastıklarla, yorganlarla bir şey yapıyorlar. İlk başladığımda köfteler küçük küçüktü. Sonra geldi çok kocaman oldular. Çabuk bitirmeye çalışıyorum. Kocaman oldular. Bu akşamki yemeğimiz bezelyeli pilav, salata ve köfte. Çocuklarla şimdi dans edeceğiz. Arada sırada Just Dance açıyoruz şeyden, YouTube'dan. Ve beraber dans ediyoruz. Montajda tabii ki bu orijinal şarkı olduğu için, şimdi telif hakkı olduğu için farklı müzik koyacağım ama... Anne, bence Lutal'da çoğu anıyorlar. Roman hakkı. Aşkım olsun. Bak niye aşkım? Hatırım mutlu plezir abi. But. Hiç. Tam teknik olarak tam olması lazım. Okay. Bunu mu yapıyoruz? Okay. O bizi. Şimdi bir tane daha yapacağız. Onu da Mert seçiyor. Kıyamam. Herkesin elleri el yıkamaktan yara oldu. Çocukların da elleri, benim de. Görüyor musunuz şurası? Fokus yapmıyor mu şurası? Kıpkırmızı oldu. Oğlum bütün elini yap. Şunu arkaya. Duma Hill yağındı. Hand krem. Bebek arabası bu. Görmüşsünüzdür zaten. Ayrı bir videosunu da çektim. Bunun yanında bir de işte bizim kullandığımız adaptörler vardı. Bundan önceki, bu değil. Bunun önceki bebek arabasında. Bunu çıkardığınızda, bunu da buraya taktığınızda o zaman maxi cozy araba koltuğunu da takabiliyorsunuz. Bunu işte hiç kullanmadık. Bu bebek yatağı. O da inşallah olacak yeni modelini. Denemedim ama olur diye tahmin ediyorum. Çok tüm bu olaylardan önce şunu da almıştım. Bebek arabasına bağlar diye. Benim çocuklarım bunlara bayılıyordu. Böyle bebek arabasında otururken oynuyorlardı, çekiştiriyorlardı, ağzına götürüyorlardı. Ben bunu çıkartmayacağım. Az önce çıkartıp tekrar paketine koyayım diye düşündüm ama zaten yani doğumdan sonra ilk hemen bunu kullanacak. Bunu kullanmayacak. O yüzden bu dursun. Bunu paketin içine koyarım. Böyle sarıp daha iyi olur. Komple içine sığmadı ama güzelce sardım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yarınki videoda görüşmek üzere.